Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün gündeminde dikkat çeken manşetler, başlıklar neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız ve ilk olarak Foto Maç gazetesinin ana sayfasına bakacağız. Foto Maç'ta dün oynanan Sivas Spor Galatasaray maçına dair atılan manşet Aslan Kükredi yıktı geçti şeklinde değerli izleyenler. Galatasaray yapı tartışmalarının yaşandığı haftada 10 kişiyle Sivas Sporu deplasmanda yıktı. Aslan oynadığı müthiş futbolla adeta bana yapı sökmez yıkar geçerim dedi. Puan farkını da 6'ya çıkardı diyor gazete. Biraz sayfanın altına doğru geldiğimiz zaman yine Fotomaç gazetesinde özellikle tabi Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale ile ilgili maçın ardından verilen tepkileri görüyoruz. Galatasaray'dan sert tepki, iğrenç bir durum başlığı atılmış. Ee, yine TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun e, yaptığı açıklamalar Merkez Hakem Kurulu'ndan şoktayız. Gereken yapılacak açıklaması da e, yine e, sayfaya taşınmış diyelim ve Fanatik gazetesi ile devam edelim. Şu Fanatik gazetesinin de ana sayfasına ilk olarak bakacağız değerli izleyenler. Burada da manşette Aslan'dan süper zafer. E, haberini başlığını görüyoruz. 16. dakikada 10 kişi kaldı. 1-0 yenik duruma düştü ama neden lider olduğunu gösterdi diyor fanatik gazetesi de. Sayfanın altına doğru geldiğimizde Chamberlain'in peri masalı başlığı atılmış derbide Beşiktaş'a zaferi getiren isim Chamberlain oldu ve Serdar Topraktepe ile birlikte yeniden takımın bir parçası haline geldi. ...deniyor haberin detayında. Evet, ana sayfalar bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi biraz detaylara girelim. Ve Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasına bakalım. Sayfanın en başında gördüğünüz gibi iki köşe yazısı var. Biri Ahmet Çakar'a, biri Mustafa Çulcu'ya ait. Ahmet Çakar, Türk futbolunda provokasyon başlığını kullanmış... Mustafa Çulcu da buna hakemlik mi diyeceğiz şeklinde bir değerlendirmesi var. Detaylarına bu yazıların bakacağız. Hemen altına geldiğimizde Çağdaş Alıcı imzasıyla bu pozisyon Türkiye'yi ayağa kaldırdı haberini görüyoruz. Sivas Galatasaray maçının sonucundan çok son dakikada yaşanan olay gündeme oturdu. Sivas sporlu futbolcu Reyman Ay uzatma dakikalarında Barış Erper Yılmaz'ın ayak bileğine bastı. Hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi var kırmızı kart olabilir dedi. Bunun üzerine monitörün başına giden Doman pozisyonu izledi ancak kartın rengini değiştirmedi ve bunun üzerine tartışmalar da başladı. Sayfanın altına doğru biraz daha geldiğimizde krampona bastığını görmüş başlığını görüyoruz. MK Başkanı Gündoğdu Doman'la konuştuğunu ve krampona bastığını gördüm yanıtını aldığını söyledi. Ayrıca istifa etmeyi de düşünmüyorum dedi. Hürriyet gazetesine de hemen şöyle bir bakalım. Yine dün oynanan mücadele ile ilgili detayları görüyoruz Hürriyet'te de değerli izleyenler. 15. dakikada bazı takımları heveslendirdik ama kazandık. Yunus Akgün'ün mücadele sonrası yaptığı açıklamalar bu şekilde yer bulmuş sayfada. Ee, yine Berkan Kutlu'nun da açıklamaları var. Başarılarının sırrını biz Galatasaray'a aidiyet duyuyoruz ee, şeklinde değerlendirmiş. Aslan'a 3 puan için 10 kişi de yeter başlığını attığını görmek mümkün Hürriyet gazetesinin. Ve Uğur Meleken'in bir köşe yazısı var. Buruğun en doğru hamlesi Nelson'du şeklinde değerli izleyenler. En doğru hamlesi 75. dakikada Nelson'u oyuna almasıydı. Zira Nelson'u küstürme lüksü yok şeklinde bir değerlendirme. Milliyet gazetesine de hemen şöyle bir bakalım. Milliyette de Katalonya'da bir Cud Arda masalı başlığını görüyoruz Onur Dinçer'in haberi. Cirona Real Madrid maçının ilk yarısında Jude Bellingham Arda Güler gerginliği yaşandığı Arda takım arkadaşlarının uyarılarına dikkate alıp ikinci yarının en iyilerinden oldu. Jude'un asistiyle golünü attı. İngiliz futbolcu hem sahada hem kulübede kendisine uzun süre Sarıldı şeklinde dikkat çeken bir haber. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İKSEVİP Spor Lider Samsun Spor'u 3 golle geçti değerli izleyenler. Maç sonuna gidelim. Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız. Hemen başlayalım. Foto Maç Gazetesi'nin ikinci sayfasından hakim katliamı başlığını görüyoruz. Turgut Doma'nın verdiği kararlar infial yarattı diyor. Bugün Foto Maç Gazetesi Manay Barışı katletti tartışmalı pozisyonda yine fotoğraflarıyla paylaşılmış ve düdüğünü asmalıdır başlığıyla Galatasaray Başkan Vekili İbrahim, Had İbrahim Hatipoğlu açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler. De takım milli takım oyuncularına da düşmanlık mı ediyorlar şeklinde konuştu ki az önce de izlemiştik. Galatasaray Sivas maçına Turgut Doman'ın çaldığı ve çalmadığı düdükler damga vurdu. Özellikle son dakikada Barış Arper Yılmaz'a yapılan hareketi izlemesine rağmen kırmızı kartı vermedi. Bu kararı büyük tepki çekti demiş Foto Maç gazetesi. Levent Tüzemen'in köşe yazısı var. Doğru bulmuyorum başlığıyla. Reha Kapsal'da düşünsün şeklinde bir başlık atmış. Galatasaray'ın biraz daha sağ içinde oyununa bakmış. Reha Kapsal ve düşünülmesi gereken, analiz edilmesi gereken noktalar olduğunu söylüyor. Devam edelim Fanatik gazetesine geçeceğiz şimdi. Fanatik'in Fenerbahçe sayfasına birlikte göz atalım. Ligde ilk 5'e diş geçiremedi başlığını görüyoruz değerli izleyenler Fanatik gazetesinde de. Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki kritik virajda formsuz döneminden geçen ve önemli eksikleri bulunan Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ilk 5 içerisinde yer alan rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. 2 beraberlik ve iki yenilgi aldı. Sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde yıldızlara nazar değdi başlığını görüyoruz. Sarı lacivertlilerin ligdeki 5'te 5'lik serisinde yıldızların müthiş formunun etkisi büyüktü. Ancak Beşiktaş derbisinde işler değişti. Ceko net fırsatları harcadı. Tadiç ve Oğuz etkisiz kaldı. En nesiri müsait pozisyonda direğe takıldı. Maksimal zaman zaman saman alevi gibi parladı. Oğuz Aydın son haftaların gözde ismiydi. Derbi performansı da oldukça kötüydü. Yine buna da vurgu yapan bir ara başlık görüyoruz. Sayfanın en altına geldiğimizde Jose Mourinho'dan öğrencilerine motivasyon konuşması üzgünüz ama derbiyi unutun başlığını görüyoruz. Portekizli teknik adam dünkü idman öncesi büyük moral bozukluğu yaşayan oyuncularına seslendi. Morinho hepimiz çok üzgünüz. Taraftarı üzdüğümüzü de biliyorum. Ancak derbiyi hemen geride bırakmalıyız. Başta Bilbao olmak üzere önümüzde kazanmamız gereken çok önemli maçlar var dedi. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Sabahta da ilk olarak sayfanın başında Ömer Üründül'ün köşe yazısını görüyoruz değerli izleyenler. Barış Arper ileri taşıdı lokomotif oldu şeklinde bir köşe yazısı dikkat çekiyor. Ben en çok Şalay ile Barış Arper'i beğendim. O Simen'de etkili sprintleriyle fark yarattı. Ee, bu arada var uyarısına rağmen pozisyonu izledikten sonra Manay'ın hareketine kırmızı çıkarmaması akıl tutulmasıydı diye de bir hakem değerlendirmesi yapmış Ömer Üründül. Sayfanın geneline baktığımızda 10 kişiyle kükredi başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin haftayı kayıpla kapatmasının ardından Galatasaray 85 dakika 10 kişi oynadı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Sivas yenerek altın değerinde bir 3 puan aldı. Ve puan farkını da 6'ya yükseltti. Mutlu olun başlığını görüyoruz yine. Okan Buruk Barış'a yapılan faule isyan etti. Bilerek bir oyuncunun sakatlamak için sarf etmesi, var çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi bu duruma getirenler çok mutlu olsun. Hürriyet gazetesine de hemen şöyle bir bakalım. Güçlülere gücü yetmiyor. Fenerbahçe bu sezon ligde tüm kayıplarını ilk altıdaki takımlar karşısında yaşadı. Derbide Beşiktaş'a yenilen Sarı Lacivertliler Galatasaray'a da 3-1 kaybetti. Göztepe ve Samsun beraberlikleriyle 4 maçta 10 puandan oldu. Biraz daha alt kısma geldiğimizde Mourinho nasıl ters köşe oldu başlıklı bir haber. Kartal Ezeli rakibini 4 yıl sonra işte böyle devirdi. E, bir buçuk pozisyona girdiler diyen Mourinho'ya akıllı oynayıp kazandık yanıtı geldi. E, Beşiktaş cephesinde tabi bu haberlere daha detaylı bakacağız ancak e, Mourinho'nun özellikle büyük takımlara karşı, güçlü takımlara karşı etkisiz kalması bugün hemen hemen bütün gazetelerde vurgulanan noktalardan biri olmuş diyelim ve Milliyet gazetesine de şöyle bir bakalım. Aslan'ın farkı fark ediliyor. Galatasaray Sivasspor deplasmanında Metehan'ın atılıp 10 kişi kalmasına, Rodriguez'in golüyle geri düşmesine rağmen yılmadı. Yunus penaltıdan, Osimen ve Barış'ın golleriyle galibiyete uzandı. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye de 6 puan fark attı. Evet şimdi akışımızdan devam ediyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş kötü gidişe Fenerbahçe derbisinde son verdi. 1-0 kazanan siyah beyazlılar 5 maç sonra 3 puan aldı.